erkek yönetmen diyor muyuz da kadın yönetmen diyelim düşüncesiyle sinemayı kadınlar yönetiyor başlığını koydum. Neden mi? Anlatacağım. Hiç şüphesiz yüzyıllardır erkeklerin yaptığı işleri kadınların yapmaya başlaması ve başarılı olmaları karşılarındaki güçlü önyargı yüzünden çok zor. Bunu diyen dünyanın ilk yönetmenlerinden Alice Guy Blaschke. Alice Guy Blaschke 18. yüzyılda başlayan feminizm hareketinin 19. yüzyılda en önemli temsilcilerinden biridir. 1896 yılında ilk kısa filmini çekmiştir. 1896 yılı sizi şaşırtmasın. Evet, Lumière kardeşler, George Miles'lar ve benzerlerinin sinema tarihinin ilk filmlerini bizler yaptık diye seslendiği yıllarda Alice Guy Blaschke ilk kısa filmini çekmiştir. Hatta Lumière kardeşlerin bildiğiniz gibi fabrika çıkışı, trenin gara girişi gibi benzeri belge niteliği taşıyan görselleri, videolarının yanı sıra Alice Guy Blaschke kurmaca bir film çekmiştir. Belki dünya sinema tarihinin ilk kurmaca filmini çekmiştir. Ama ne yazık ki sinema tarihi dediğimizde ilk aklımıza hep erkekler gelir. Çünkü tarihi de, felsefeyi de, sanatı da erkekler değiştirmeye çalışıyor. Alice Guy Blaschke 1000'e yakın film çekmiştir. Bakın 1000'e yakın diyorum, 1000 film. Ne demek bu? Evet, kısa filmlerden de oluşuyor ama bunun yaklaşık 300-350'ye yakını günümüze taşınmıştır. Diğerleri tarih sürecinde kaybolmuştur. Esmeralda, Notre Dame'ın Kamburu, İsa'nın Hayatı gibi filmler çekmiştir. İlk film olarak da Lahana Perisi adlı filmini çekmiştir. 1 dakika civarı bir film. YouTube'da var, açın izleyin. Ve Agnes Varda. Agnes Varda 1928 yılında Fransa'da doğmuş çok önemli bir yönetmendir. Resim sanatıyla ilgileniyor. Van Gogh ve Breton'dan esinleniyor. Ve bunu sinema sanatına da aktarıyor. Yaptığı filmlere de aktarıyor. Fransız Yeni Dalga'yı oluşturan kadın. Fransız Yeni Dalga dediğimiz şöyle bir şey aslında. Hani bir hikaye akarken kurgu devamlılığın sürecine göre ard arda ilerler. Sıralanır. Ama Fransız Yeni Dalga da şöyle bir şey oluyor. Kurgu bizim anlayacağımız şekilde bir gösterge veriliyor, bir giriş veriliyor ve sonra yeterli şekilde konuyu ya da o durumu, o olayı anladıysak kurguda kesilip başka bir sahneye geçiliyor. Yani atlamalı kurgu gibi bir durum. Şimdi Agnes Varda'nın bir yandan da şöyle bir durumu var. Bir duruşu var. Hem siyasi bir duruşu var, hem sinemasal bir duruşu var. Sol politikalara yakın duran, edebiyatı görselleştiren bir yönetmendir. 1962 yılında Cleo 5'ten 7'ye adlı filmiyle Altın Palmiye'ye aday gösterilmiştir Cannes'da. Cleo 5'ten 7'ye filminde de Karim Marchit oynamıştır. İzlemenizi tavsiye ederim. Başyapıt niteliğinde. Sofia Coppola diye bir yönetmen var biliyorsunuz. Francis Ford Coppola'nın kızı. Evet öyle tanınıyor çünkü yani Francis Ford Coppola da dünya sinemasının önemli yönetmenlerinden biri. Sofia'nın çok önemli bir filmi olan Lost in Translation'ı izlemenizi tavsiye ederim. Bill Murray ve Scarlett Johansson oynuyor. Şiir gibi akıyor. Görsellik, özellikle filmde yer alan bazı sahneler, bazı planlar ki açılış planı dahil birçok ressamın tablosuna gönderme yapıyor. Öyle de metaforlar barındıran bir sinema filmi. Patty Jenkins'ten bahsedeceğim. Bir filmi var. Hepiniz görmüş olabilirsiniz. Görmeyenler izlemesini tavsiye ederim. Charles Theron'un oynadığı Monster filmi. Cani olarak Türkçe'ye çevrildi. Filmde Charles Theron'u gördüğümüzde çok şaşırdık. Çünkü Charles Theron daha çok böyle dayatılmış güzellik anlayışına da sahip olduğu için güzelliğiyle doğru orantılı karakterleri oynayan bir oyuncu. Ama burada gördüğümüz kadarıyla çok farklı bir gerçek hikayeyi canlandırıyor. Ve bunu Jenkins çok iyi bir şekilde aktarıyor. Hem filmin görselliği gerçeklikle temas kurarak ilerliyor hem de hikayede ana karakterin katil olmasının yanı sıra neden katil olduğu ve o duyguları neden bu şekilde barındırdığına dair anlatım biçimi sergiliyor bizlere. Ayrıca Patty Jenkins'in
Wonder Woman diye de bir filmi var. Wonder Woman'ı Patty Jenkins çekti. Şimdi Wonder Woman filmi de bir süper kahraman filmi değil mi? Captain Marvel gibi. Kadın süper kahramanlar niye çıkmıyor arkadaş? Şimdi kadın süper kahramanların çıkmamasının ana temeli tüm sektörün erkek hegemonyası üzerinde ilerlemesi. Kadın süper kahramanlara dikkat edin, onların bile rol modeli erkek süper kahramanlar. Yani bunları çekerken erkek süper kahramanları rol model yaparak bize aktarıyorlar. Bir konuya da temas etmek isterim. Yerli yabancı uluslararası birçok projede, sinema filminde yer alma şansım oldu. Sektör tamamen erkeklerin hakimiyetinde. Karar merci erkekler. Bunu kırmak için özellikle kadınlar müthiş üretim içerisinde. Ama ne yazık ki günümüz dünyasında siyasetten sanata, eğitimden sosyo-kültürel yaşama kadar her yerde erkek hakimiyeti var. Hatta şu an bu videoyu da bir erkek sizlere aktarıyor. Greta Celesta Sorbik. Bu yönetmenimiz aslında bir oyuncu. Hatta senarist. Ve France Ha filmiyle karşımıza çıktı. France Ha filmi öyle karşımıza çıktı ki o yıl içerisinde şaşırdık kaldı. Ki France Ha'nın çıktığı yıl Gloria da o yıl çıktı. Blue Jasmine de o yıl çıktı. Blue Jasmine Woody Allen'ın filmi olmasına rağmen Kate Blanchett o kadın karakteri çok iyi oynamıştı. France Ha filminde özgürlüğü doğrultusunda koca bir kayboluş içerisinde sarmal sarmal ilerleyen bir kadını görüyoruz. Çok güzel işlenmiş bir filmdi. 2012 yılında çekilen Fransa filmindeki oyunculuğuyla Altın Küre'ye aday gösterilmişti. Daha sonra biz onu yönetmen koltuğunda gördük ki iyi ki görmüşüz. Greta Lady Bird diye bir film çekti. Lady Bird filmi yılın en iyileri arasındaydı. Hem işlediği konu bakımından hem de görsellik bakımından diye düşünüyorum. Catherine Bigelow. Gene Amerikalı bir kadın yönetmenle karşı karşıyayız. Aksiyon ve korku sinemasının önemli yönetmenlerinden biri ki Oscar aldı arkadaş. Daha nasıl önemli? Daha bu sistemde, bu sektörde nasıl kendini var etsin ki? Çünkü Oscar dediğimiz şey, bakın İstatistikler bunu söylüyor, ben söylemiyorum. Oscar dediğimiz şey erkeklerin ödül alması gereken, erkeklerin daha çok konuşması gereken, erkeklere yol verilen bir ödül töreni. Kadınlar bu sektörde kendini Oscar dahil çok iyi bir şekilde göstermeye başladı. 2009 yılında The Hurt Locker, Ölümcül Tuzak diye bir film çekti. Bence sansasyon yarattı. Amerikalı Yönetmenler Birliği tarafından en iyi film ödülü aldı. Amerika'nın Afganistan'a yaptığı saldırıyla ilgili Zero Dark Thirty diye 2012 yılında bir film çekti. Gene ödüller aldı. Sarah Gavron diye bir yönetmenimiz var sırada. Bu yönetmen York Üniversitesi'nde eğitimini alıyor ve daha sonra sinema sektörüne yavaş yavaş adım atıyor. Suffragette diye bir film çekti. Çok değerli bir film. Çok önemli bir film. Çok önemli bir kadın hareketini, tarihsel süreçteki çok önemli bir kadın hareketini bizlere aktaran bir film. Ki oyuncuları da çok önemli. Helena Bonham Carter, Carey Mulligan, Meryl Streep. O yüzden Suffragette filmi çok değerli, çok önemlidir. Anlattığı konu ve hikayede o denli seyirciye ulaşmıştır da, başarmıştır da, birçok ödül de almıştır. Lion Ramsey, son yılların en iyi yönetmenlerinden biri. Bakın kadın erkek demiyorum, son yılların en iyi yönetmenlerinden biri. İskoç olan bu yönetmenimiz İngiltere'de sinema eğitimini aldıktan sonra kısa filmler çekmeye başlıyor. Bir kısa filmi Cannes Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülü alıyor. Fotoğrafçılık üzerinden kendini yetiştirdiği için filmlerinde göreceksiniz. Planlar alın, duvara asın şeklinde tablo niteliği taşıyor. Kevin hakkında konuşmalıyız. Evet, Kevin hakkında konuşmalıyız. Bizi üst seviye şaşırtan, bu nasıl bir hikaye anlatıcılığıdır, bu nasıl bir görsel aktarımdır diye hayranlıkla izlediğimiz filmin içerisinde ayrıca Tilda Swinton diye bir kadın var arkadaşlar. Dünya sinema tarihinin en iyi kadın oyuncularından biri yahu. You Were Never Really Here. Jack Phoenix oynuyor ve akıyor gidiyor. Filmin irdelediği konunun yanı sıra oyunculuklar, aktarımlar, üst seviye bir yönetmen arkadaşlar. Yani şu an zaten
sanıyorum İstanbul Film Festivali'nde jüri başkanı. Bu da çok güzel bir şey. Cannes Film Festivali Inarritu'ya jüri başkanlığı veriyor. İstanbul Film Festivali ise Ryan Ramsey'e. Bu arada Meksikalı yönetmenlerin de son yıllardaki çıkışı, Meksika sinemasında bu anlamda ilginç bir şekilde atağa kalkması da ayrı bir konu. Inarritu'dur. Çok büyük hayranları, hayran kitlesi olsa dahi ben biraz da overrated olarak görüyorum. Overrated ne arkadaş? Nadine Labaki'deyiz sıra. Lübnanlı. Paris'te eğitim alıyor. Daha sonra çok güzel filmler yapıyor. Nadine Labaki'nin Karamel, Peki Şimdi Nereye adlı şahane filmleri söz konusu. Ki bu filmler sinema sektöründe de kendisini göstermesini sağladı. Nadine Labaki'nin işlediği konuların içerisinde hem siyasi hem de sosyokültürel açıdan irdelenmesi gereken konuları filmlerine yerleştirdiği gibi çok küçük, naif, böyle absürtlükler serpiştiriyor. Ve geçtiğimiz yılın en iyi filmleri arasında yer alan Kefernaum filmi. Türkiye sinemasında da Bilge Olgaç'tan Cahide Sonkuya, Birsen Kaya'dan Tomris Giritlioğlu'na, günümüze kadar yönetmenlik anlamında kadınların yer aldığı yer çok önemli. Biket İlhan, Filiz Alpgezmen, Belma Baş, Pelin Esmer çok önemli yönetmenler. Deniz Gamze Özgüven adlı bir yönetmenimiz çıktı son yıllarda. Mustang filmini çekti. Mustang filmi de çok övgü ve değer taşıdı. Ve tabii ki son yılların en önemli yönetmenlerinden Ceylan Özçelik, Banu Sıvacı, Vuslat Saraçoğlu. Filmlerini izlemenizde fayda var. İlk filmlerinde çok iyi bir şekilde sektöre girdikleri gibi gelecekte de çok iyi filmlere imza atacaklar diye düşünüyorum. Kaygı, Güvercin, Borç. Son olarak Türkiye sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olan, ki dünya sinemasına da kendini kanıtlamış, Yeşim Ustaoğlu'dan bahsetmeden olmaz. Sarıkamış'ta doğuyor kendisi ve Trabzon'da hayatını devam ettiriyor. Şimdi ilk film izle zaten çok üst seviye başarılar alıyor. Şimdi Güneş'e Yolculuk da evet şahane bir film. Bulutları Beklerken de öyle ama şimdi bir film, iki film, üç film değil. Çektiği her film titiz ve hikaye bakımından da çok değerli olarak görüyorum ben. Daha sonra zaten Pandora'nın Kutusu, Araf ve en son Tereddüt filmiyle karşımıza çıktı. Hepsi de başarılıydı, hepsi de ödüller aldı. Yeşim Ustaoğlu şu anlamda çok önemli ki az önce bahsettiğim şahane arkadaşlarım da öyle. Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Derviş Saim, Tayfun Pirselimoğlu, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem ve Türkiye sinemasının son döneminde çok üst seviye filmler çekmiş yönetmenlerin arasında kendisini var etti. Hatta devam ediyor çok iyi filmler çekmeye. Ve bu anlamda dünya sinema tarihine baktığımızda sinemayı kadınlar yönetiyor diyorum ve huzurlarınızdan ayrılıyorum.